Ada, nereye hazırlandın kızım? Nereye hazırlandın? Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Annem söyle onlara bugün ne yapıyoruz? Bugün söyle. Niye böyle giyindin? Söyle. Bugün sizlerle yılbaşı için cupcake ve kurabiye yapacağız. Malum yılbaşı geliyor. Artık bizim de modumuz yükselmeye başladı. Bir an önce yılbaşı gelsin, kar yağsın istiyoruz. Ada bile kardan adamlı kazağını giydi. Gelsin artık, kar yağsın. Bugün sizlerle nefis kurabiyeler ve cupcake'ler yapacağız. Han dedim. Han demişler adayı. Han demişler. Han demişler. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Ada, nereye hazırlandın kızım? Nereye hazırlandın? Aa, çoraplarından var mı baban anne? Yeni yıla hazır mısın? Hazır mısın? Öncelikle cupcake'lerimizle başlıyoruz. Ben harcını daha önceden hazırlamıştım. Size nasıl yapıldığıyla ilgili video hazırlamıştım. Kendi doğum günü pastamı yaparken cupcake'lerden yapmıştım. Beni takip edenler bilir. Cupcake'lerimiz için şöyle kalıplarım var. Cupcake'lerimizi hazırladıktan sonra üstlerine krem şanti sıkıp şöyle süslerimizi süsleyeceğiz. Önce kaplarımızı yerleştirelim. Ada. Al anneciğim. Şimdi bu cupcake'lerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına atıyoruz. Pişiriyoruz. Şimdi de geldik kurabiye yapımına. Kurabiyenin hamurunu da birlikte yapacağız. Öncelikle kurabiyenin kalıplarını adaya kontrol etsin diye veriyoruz. Keskin olanlar dışında. Bunlar plastiktir. Hiçbir zararları olmaz. Ada da baksın bakalım, kontrol et. Ah anneciğim. Bu şarkıyı sevdin mi Ada? Şimdi ben 250 gram tereyağımı koydum. Diğer malzemelerimi de koyuyorum. Un hariç. Hepsini karıştırıyoruz. Pudra şekeri döktüm. Bir tane yumurta koyuyorum. 2 kaşık kadar buğday nişastası koyuyorum. Vanilya ve kabartma tozu. Şimdi bunları karıştıralım. Bu kurabiyenin içine genellikle zencefil veya tarçın katılır. Yeni yıl kurabiyesinin bir özelliğidir bu. Fakat tarçın bana çok ağır geldiği için zencefili de pek sevmiyorum. Hamileliğimde de mide bulantım yüzünden zar zor içmiştim çayını. Ben tercih etmiyorum. Çayın ve kahvelerin yanına çok güzel oluyor. Daha iyi görün diye yakın çekim aldım. Hamurumu 3'e böldüm arkadaşlar. Şimdi şekillerini size göstereceğim. Önce bir kısmını yayıyorum. Ne çok ince ne çok kalın olsun istiyorum. Hiç un serpmenize gerek yok. Zaten hamurumuz yağlı olduğu için
yapışmayacaktır. Şöyle değişik değişik kardan adam, yıldız, kar tanesi, kurabiye adam. Bu arada cupcake'lerim harika pişmiş arkadaşlar. Bakar mısınız ne güzel kabarmışlar. Kurabiyelerimiz hazır. Nefis ve çok güzel şekilli kurabiyelerimiz oldu. Şimdi de tadına bakalım. Ben kurabiyelerimi şöyle bir saklama kutusuna koymak istiyorum. Şu büyük olanlara size göstereceğim. Yeni yıl akşamı herkesin tabağına böyle bir kurabiye süsleyip koyarım her zaman. Bu kurabiyeyi de sizin için süsleyeceğim şimdi. Şöyle kar tanesi olduğu için maviyi de süsleyeceğim. Evet, süslemem bitti. Gördüğünüz gibi minik bir kar tanesi yaptım. Şimdi de sıra geldi cupcake'lerimizi süslemeye. Şöyle şunun içine krem şantimizi dolduralım önce. Bu krem şanti markasını ilk defa deniyorum ama hiç hoşuma gitmedi. Sertleştirici de bulamadım krem şanti için. O yüzden nasıl olacak hiç bilmiyorum. Gel anneciğim birlikte yapalım gel. Gel bak. Bak gördün mü? Şöyle yapalım anneciğim. Hop. Şimdi krem şanti dolduralım anneciğim biraz içine, tamam mı? Olur mu? Ama sen dokunamazsın. Aa, sen elleyemezsin anneciğim. Sen olmaz. Anne biraz krem şanti koysun içine. Süsleyelim cupcake'lerimizi. Olmaz dedim sana. Olmaz dedim sana. Yerim seni anneciğim. Tamam. Hayır hayır. Olmaz anneciğim sen yiyemezsin. Sen yiyemezsin anneciğim. Sen daha çok küçüksün. Büyüyünce yersin. Tamam mı? Gel şimdi pastalarımızı süsleyelim gel. Hop. Hoppa. Evet, size krem şantinin hoşuma gitmediğini söylemiştim. Bakın üstüne koyduğumda böyle komple akıyor. Dağılacak birazdan muhtemelen. Bu yüzden ben de üstlerine şöyle şirin şirin minik minik kondurmak istedim krem şantiyi. Siz komple yapın. Güzel bir krem şanti alın. Aslında çok iyi bir markada aldım ama hiç böyle beklemiyordum.
Benim şantinin azizliğine uğradım. Nazar var arkadaşlar. Şimdi de Pakmaya'nın pasta süsleriyle üzerlerine bir iki tane süsleme ekleyelim. Ben şöyle altın ve beyaz renginde minik topçukları tercih ettim. Yeni yıl havasına daha uygun diye. Dur anneciğim. Anneciğim, seneye bunları sen yapmak isteyeceksin. Evet, seneye sen yapacaksın anneciğim. Anneciğim ben yapabilir miyim? Anneciğim anneciğim diyeceksin. Şimdi de daha fazla yeni yıl ruhu katmak için şu şeker süslerden koyalım. Bak anneciğim, kar tanesi. Güzel mi? Tut. Ama sen onu yiyeceksin biliyorum. Ama yiyemezsin annem, yenilmiyorlar. Şöyle üstlerine konduralım. Bak anneciğim. Hop. Bravo. Bravo. Bitti. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne yapalım anneciğim? Kurabiye mi yiyelim? Tamam. Önce kurabiye.